Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız ve bu programda da inşallah değerli konuğumla önemli bir meseleyi, ki sürekli aslında konuşulması gereken veya gündemimizde olması gereken bir meseleyi konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Değerli Mehmet Göktaş Hocam bizlerle, hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, şimdi şunu soracağız değerli izleyiciler. İslam aleminin hali pürmelali belli. Yani sürekli örselenen, sürekli işgal edilen, sürekli gözyaşları akıtılan, dökülen, kanları akıtılan, bir şekilde sömürülen ve ikinci sınıf insan muamelesi görülen, ki değişik tonlarda, değişik şekillerde zulmedilen bir alemden bahsediyor İslam alemi. İşte medeniyet ufkunu şu tarihte yitirdi, 10 asır önce yitirdi, 5 asır önce yitirdi, şöyle geri plana düştük, küresel sistemi karşısında yenildik, mağlup olduk filan filan. Bunları sık sık konuşuyoruz zaten. Şimdi burada son zamanlardaki kritik gelişmelerle birlikte, ki ısınan Körfez, işte efendim İran, ABD gerginliği, İsrail'le efendim Körfez ülkelerin yakınlaşması vesaire, bütün bunlarla birlikte Suriye'de devam eden durumla, Yemen'de devam eden durumla birlikte, yine Afrika'daki, gerek Kuzey Afrika'da gerek daha aşağılarda yaşananlarla birlikte, ki nereye bakarsak bakalım bir tarafında bir trajedi var, bir tarafında da ümit var tabii. Yani ümit, yani ümidimizi artıran şeyler de var ama yansıyan tabii daha çok o acı tarafıdır. Bunun karşısında Müslüman bireyin yapması gerekenler ne? Var mı öyle bir şey? Veya fert olarak bir şeyler yapılacaksa nedir? Bunun adını nasıl koyabiliriz? Müslüman toplumlar olarak, ister bunu küçük gruplar olarak düşünelim, ister cemiyetler, cemaatler olarak düşünelim, sorumluluklar neler bunun karşısında? Yani İslam'ın o şahlanışını, o zulme karşı galibiyetini veya zalimleri def etmesini, ki şu an yaşadığımız çağdan bahsediyorum, buna karşı neler yapmak gerekir? Böyle genel bir konu konuşacağız hocamla. Maksat sohbeti olsun. Evet hocam, şimdi nasıl görüyorsunuz? Yani hani sorumluluk bazında, vazife, yükümlülük olarak bakarsak ne demek gerekir? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de muhterem izleyenlerimi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sadece Müslümanlar değil, dünyadaki bir takım haksızlıklara karşı duyarlı olan kesimler var. Biz bunlara aktivist diyoruz herhalde, veyahut da dünyada ister aktivist düzeyinde olsun, gerek o düzeyde olmasın, insan olarak haksızlıklara karşı duyarlı olan insanlar var. Fakat bizim onlardan birçok farkımız var. Birisi, biz bir ümmetiz. Bu ümmet olma sorumluluğu apayrı bir olaydır. Ekstra diyelim, dünya insanından fazladan ekstra olarak biz ümmet olarak bir takım yükümlülüklerimiz vardır. Ve bu sizin söylediğiniz veyahut da şu anda müşahede ettiğimiz İslam aleminin içinde bulunduğu durumlarda hep ümmet kimliğimizden dolayı sorguya çekileceğimiz, bizi ilgilendirmesi hep bu boyutta, öyle biliyoruz. Allah-u Teala bize böyle bir görev vermiştir. Ve bu görevlerimiz ne kadar yerine getiriyoruz, getirmiyoruz ayrı bir olay. Üzülüyoruz. Yani bizim çırpınışımız, bağırışımız, çağrışımız, etkinlikler düzenleyişimiz, STK'lar olarak bir araya gelmemiz veya daha büyük gruplar olarak bir araya gelmemiz acaba bir yere varıyor mu diye bazen tereddütlerimiz oluyor. İşte biz ancak böyle bağırıp çağıracak mıyız? Bize düşen bu mudur? Bunun hiçbir etkisi olmuyor. Ne İsrail'e, ne Amerika'ya, ne başka zalime hiçbir şey olmuyor diyoruz ama bu kısa vadede böyle. Ama uzun vadede böyle mi acaba? Ben çok basit bir şey vereyim. Hatırladığım bir örneği vereyim. Üsame Bin Laden ortaya çıktığında Uzak Doğu'daki İslam'la alakası olmayan bütün toplumların gençlerinin tişörtlerinde hani Che Guevara
olurdu ya, onun yerine Üsame taşınmaya başlanmıştı. Şimdi biz buradan şunu da görüyoruz. Demek ki İslam sadece İslam dünyası Müslümanlar için değil, yeri geldiği zaman yani bizim ufacık kıpırtılarımız Allah'ın izniyle dünya için bile bir ümit oluyor. Belki ilk etapta kısa vadede bir şeyi durduramıyoruz. Bir bombardımanı durduramıyoruz, bir işgali durduramıyoruz, bir darbeyi durduramıyoruz. Ama bu bir yere kaydediliyor. Yani bütün bunlar tabii Allah-u Teala kaydediyor, o ayrı bir olay, bir salih bir amel olarak. Yani başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslim'de rivayet edilen o meşhur "Men lem yehtemme bi umuril müminine feleyse minhum" müminlerin dertleriyle dertlenmeyenler onlardan değildir diye bir yükümlülüğümüz var bu bizim. Ama bırakınız müminleri Allah'ın izniyle bu yerine göre ta dışarılara bile sirayet ediyor. Yani hatta şu anda Türkiye'deki ufacık kıpırdılar veya zulme karşı diyelim hükümet bazında, devlet bazında arada sırada çıkarılan sesler nerelere ulaşıyor görüyoruz. Ha, belki engelleyemiyoruz. Yine zalim zalimliğini yapmaya devam ediyor. Ama bu bir gün bu sesler gürleşecek veya çoğalacak. Bu seslere, yani bu itirazlara, Müslümanların itirazları öncelikle kendi içinde de güçlenecek ve daha sonra dışarıdan da yani bir takım katılımların olacağı kanaatindeyiz. Kendi kendimizi avutma değil de biz şuna inanıyoruz. Her şeye rağmen İslam bu dünyada zalimlerin, diktatörlerin, emperyalistlerin tehdit listesinin birinci sırasındadır. Bunu kimse inkar edemez. Yani şu anda... Evet, geçen Suudi Arabistan'da bir gazete, ki orada gazetelerin yani devletten bağımsız çıkması mümkün değil, yani bir haber yapması mümkün değil. Bir gazete bir terör listesi yayınladı. Yani teröristler listesi diye, ki o teröristler arasında Ahmet Yasin'i de koymuşlar. Evet. Hasan el-Benna da var, işte evet. Seyit Kutup da var. Asıl terörist onlar, onlara göre yani. Evet. Evet. Ki yaşayanlar da var. Mesela Karadağ abi de var. Karadağ vesaire. Evet. Haberim var. Bu Suudi'nin şeyinde çıkıyor yani bu gazete. Onların onayıyla evet. Çıkan bir gazete. Ya bu kadar mı şey var? Yani bu korku var. Şimdi az önce bahsettiğiniz şey. Yani İslam coğrafyasının içerisinden birilerine böyle listeler yaptıracak kadar bir absürt bir durum bu. Yani bunu bir Fransa'da, bir Danimarka'da yapılsa çok hani şey karşılamazsınız. Ama bunu Suudi bir gazeteye yaptırtmak, yani İsrail tarafından hani onlara yaptırtmak, evet. Bu gelinen noktada korkunun çok tavan yaptığını mı gösteriyor? Şimdi dikkat buyurursanız burada şöyle bir olay var. Ben onu da seziyorum. Suudi Arabistan gibi krallıklar, Kuveyt gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi krallıklar her ne kadar dışarıdan bir takım düşmanlar gösterseler de kendilerine, işte bizim düşmanımız, işte İran'dır, şudur budur falan diye, bal gibi biliyor ki esas kendi halkının bir gün uyanışı. Yani bunun altında o var. Yani bu listelerin, şunun bunun altında hep bu var yani. Bir gün bu insanlar uyanacak. Yoksa dışarıdan gelip de kolay değil yani, fazla görmemişiz. Yani ben hatırlamıyorum böyle yakın ülkelerin birbirlerini işgal ederek onları tahtından etme değil de ne olursa içeriden olacak. Ama şimdi bu ısınma diyelim. Bu ısınma ilk şu anda gözükmüyor gibi. Yani Suudi Arabistan'ın benim görebildiğim kadarıyla yani iktidarda şu andaki Suud hanedanının iktidarda kalması için içeride yapılan, sübvanse edilen şeylerden haberimiz var. Yani öylesine benim halkım kıpırdamasın diye. Niye? Çünkü en büyük korku o. Yani o kıpırdayacak. Ha, belki ihtimal olarak bize yani Türkiye'ye göre veya bir takım başka ülkelere göre evet belki en sondur ama yine olacak odur. Yani
Bu bir kimya, Allah-u Teala'nın fizikteki kimyadaki kanunları ile sosyal kanunları aynıdır. Yani bir yoğunlaşma, bir gazın yani sıkışması falan bu. Yani bunu nasıl ki onlar önlenemeyen patlamalar oluyorsa, biz bunun böyle olduğuna inanıyoruz. Sözü İsrail'e getirmek istiyorum ve şöyle bir yaklaşımda bulunuyorum. Dikkat ederseniz, eğer İsrail'i dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslayacak olursak emniyet açısından, yani gerçekten çok güçlü, yani öylesine güçlü ki, evet yani yüz ölçümü nüfusu falan ama ne olursa olsun güçlüdür. Yani nükleer başlıkları var, öyle değil mi? Yani benim en azından 60 veya 160 nükleer başlığının oldu ve şu arada şu anda zaten başka silahları bile ne yapıyor? İhraç ediyor dışarıya. Konvansiyonel silahlar ihraç ediyor. Efendim yani Türkiye'deki tankların bilmem uçakların yapımı falan böylesine güçlü bir ülke. Ama size bir şey söyleyeyim. Dünyada yok olma korkusu çeken ülkelerin başında İsrail geliyor. Halbuki yani zahiri fizik kanunlarına baktığınızda ya bu bir aptalca bir düşünce. Ne demek sen mi yok olacaksın? Yani evet falan yerde 500 bin nüfuslu, 1 milyon nüfuslu ülkeler var dünyanın birçok yerinde. Haritaya baktığınızda, o bayraklara baktığınızda ya adını daha hiç duymadığım, bir türlü de ezberleyemeyeceğim o kadar küçük ülkeler var ki. Bunların ne tankı var, ne topu var, öyle bir uçakları yok, bilmem nesi yok, füzeleri yok falan. Ama adamlar rahatça uyuyorlar böyle. Yani bizim devletimiz bir gün yok olacak diye böyle bir kaygıları, panikleri yok. Ama bu var. İsrail'in var. Niye? Hep hırsızlık. Gasptır. Yani düşünebilir. Aynen bir gasp çetesi düşününüz ki bir otomobili gasp etmiş. Tamam güzel, güçlü bir otomobili tur atıyor. Ama içinde bir korku var. Ha şimdi çevirdiler, ha şimdi polis veya bu arabanın gerçek sahipleri, ha şimdi geldi, ha şimdi gelecek diye. Yani nasıl ki uyku tutmuyorsa bu kadar güce rağmen, bu kadar kuvvete rağmen, Türkiye gibi bir ülkenin uçaklarını onarma gücüne rağmen, tanklarını yenileme gücüne rağmen, söylediğim gibi çölü yani ciddi anlamda, teknolojik anlamda yani böylesine verimli hale getirmesine rağmen, yani İsrail'in bir yok olma, gitme, yıkılma, oradan gitme, yok olma korkusu var değil mi? Yani endişesi var. Ha, onun için aslında diğer şeyler de böyle. Yani diğer zalimler de böyle. Diğer zalimler de böyle. Yani bir kitap okumuştum. İran Mektupları diye, kim Montesquieu mu bilmiyorum. Herhalde o adamın bir Fransız şey. İlginç bir şeydi. Orada bir İranlı özbek bir prens diyelim. Onun şeye Fransa'ya kadar yolculuğu var. Yolculuğu esnasında durduğu her menzilde İran'daki ailesine attığı şeyler var. Mektuplar var. Belki de bu böyle bir gerçek olmuştur veya ama Osmanlı sınırından geçiyor ve 1700'lü yıllarda oluyor bu hocam. Ve adam diyor ki benim gördüğüm kadarıyla bu Osmanlı denilen ülke 200 sene sonra yıkılır. Yani yıkılışı başlamıştır diyor ve 200 sene ve gerçekten de tam 200 sene sonra aşağı yukarı yıkılıyor. Bununla şunu demek istiyorum. Bir ülke yıkılabilir, bir devlet yıkılabilir ama gasip değilse, hırsız değilse yıkılışı da uzun sürer. Dikkat ediniz. Yıkılışı o kadar uzun sürüyor ki biz 1690'lı yıllarından beri gidiyoruz. Hala yıkılıyoruz yani. Ve hala yıkılıyoruz. Dikkat tamam. edin. Ama bu arada siz Sovyetlerin yıkıldığını izlediniz değil mi? Bir şirket gibi gitti. Yani bir 89 öyle yani bir şirket gibi nasıl aynı anda dağılıverdi? Burada ben Amerika'yı da öyle görüyorum. Bu çocukça bir hayal değil. Çünkü yani biraz da bir Kayseri kafasıyla, bir ticaret kafasıyla bakacak olursak. Şimdi işlek bir caddedeki bir iş yerine şöyle şey yaparız biz, bakarız. Ne kadar şeysi var işte, müthiş bir kirası var.
Yani diyelim ki adam, bizim orada bir de yıllık alınır, 50 bin euro, 100 bin euro adam işlek bir caddenin kenarındaki o caddede bir iş yeri tutmuştur ve işletiyor ve gidiyor kendisine göre. Şimdi bu iş yerinin batması, yıkılması için şöyle bir şey vereyim, rakam vereyim. Kapısının önünden geçen müşteriyi sayıyor adam. Daha tutmadan dükkanı. Hatta oturuyor, ben bizzat şahit oldum. Ben burayı tutacağım ama burada dakikada kaç kişi geçiyor? İnanınız aynen böyle. Dakikada kaç kişi geçiyor buradan? Onu oradan sayıyor. Eline tesbih almış. İnanın böyle. Orada bankta oturuyor, siz zannediyorsunuz ki bu zikir çekiyor. Yok, müşteri hepsi değil de müşteriyi sayıyor. Ben burayı, bu caddeden kaç kişi geçiyor? Dakikada geçen insanı hesap ediyor. Ondan sonra da buradan kim geçiyor? Parasız cıbır öğrenciler mi geçiyor? Veya bir öğrencinin tüketeceği nedir? Veya başka kim geçiyor? Yani müşteri profilini de tespit ediyor. Ondan sonra ona göre oradan iş yeri şey yapıyor. Bunun anlamı şudur. Eğer oradan günde 20 bin kişi geçiyorsa ve bu ona göre dükkanının önünden her gün 20 bin kişi geçiyor ve ona göre de işte şu kadarı da benim dükkanıma girecek, iş yerime girecek, şu kadarı da alışveriş yapacak diyorsa tamam, bunu tutturmuş olabilir. Ama bu iş yerinin iflas etmesi için, kapanması için o sokağın tamamen kapanmasına gerek yok. O 20 bin kişi var ya, 15 bin kişiye düştü mü orayı kapatmak zorundadır. Yani çünkü ona göre ayarlanmış. Kıl payı biliyor musunuz? Yani şimdi bir takım ülkeler böyledir. Amerika'yı ben elbette yani şey değilim. Yani böyle bir anlamda nankör değiliz. Yani yaptıkları var, çalışmaları var. Yani gerçekten geldiği bir nokta var. Ama Amerika bir tatil köyüdür. Amerika dünyanın her yerinden parasını harcamak, değerlendirmek üzere gelen insanlardır. Eğer siz ya bugün hafta sonu hadi bir şeye gidelim. Şu arabamıza bir çadırımızı alalım. Ufak bir çadır alalım otomobilize. Bir Alanya'nın falan yerine giderim, Antalya'nın falan yerine giderim veya bir kıyıya, bir Ege'ye gittiğimizde kurarız, çadırımızı kurarız. Ama çadırı kurduktan sonra eğer bir hafiften bir rüzgar başlarsa, bir fırtına başlarsa önce içeriye kapanırız, bekleriz o şeyin bitmesini. Fakat eğer uzun sürerse, hele hele eğer resmi bir yerden öğrenip bu yağış, bu fırtına bir gün sürecek denildiği zaman hadi toparlanalım. Zaten iki gün diyelim ki, iki gün kalmaya geldik. Ama eğer orada bir köy varsa, o köy orada durur. Sen gidersin ama ne kadar fırtına olursa olsun, ne olursa olsun o köylü veya oraya oranın gerçek insanı nedir? Orada kalır. Yani Amerika'da öyle bir köy yoktu yani. Yani Amerika bir tatil şeysi gibi. Evet. Yani dikkat ederseniz şimdi bizim Avrupa'ya giden işçilerimize bir bakın. Almanya'ya giden işçilerimize bir bakın. Amerika'ya gidenlerimize bakın. Arada çok çok fark vardır. Ve hatta İngiltere'de bile. Yani İngiltere'ye gidenle Almanya'ya, Fransa'ya giden arasında çok fark var. Çünkü İngiltere genellikle işçiden ziyade biliyorsunuz daha çok öğrenci ağırlıklı, kültür ağırlıklı. Daha yani İngiltere'deki Müslümanlar genellikle biraz daha böyle Pakistan'dan şuradan buradan çoktan beri gelmiş veya hiç gitmemiş Müslümanlar olduğu gibi Almanya'dakiler öyle değil. Almanya'dakiler para kazanmaya giden işçilerimiz, işi biraz uzattılar, orada kalıyorlar. Şimdi onların orada kalış müddetiyle ötekilerin kalış müddeti biraz değişiyor olur. Onun için ben acizane, yani bu Amerika'nın, emperyalizmin, İsrail'in yani yıkılışını, yok oluşunu, gidişini, yani böyle eğer siz elinize kalem alıp teknolojik hesapla girecek olursanız boşuna hesap yaparız. Niye gitmez? Yani öylesine güçlü kuvvetli ki yok olacak biziz. Onlar orada duracak gibi. Ama bu hırsızlık var ya. Yani burada nedir? Elbette bizim Türkiye gibi yerlerde yani cuma namazlarından sonraki etkinliklerimiz, bağırmamız, çağırmamız, protestomuz ayrı bir yer. Allah onları zayi etmez inşallah. Ama bu arada dikkat edin. Yani
birkaç defa böyle internete girerek yani bir hesap tuttum. İsrail'in yerinden kovduğu Filistinli en az 8 milyon. 8 milyon Filistinli Filistin'den kovulmuş, İsrail tarafından işgal edilen Filistin'den topraklarından kovulmuş Lübnan'da, Ürdün'de, Suriye'de ve başka yerlerde. Dikkat edin. Bu insanlar var ya, daha İsrail dediğin, kuruluş dediğin tarihi ne ki? Yani benim annem ondan çok 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 daha fazla yaştaydı. Yani daha 1945'te 48'li yıllarda doğan çok çok ortalıkta dolaşan insanlarımız var. Bir insan ömrü bile değil. Onu demek. Bununla da şunu diyorum. İsrail öyle olduğu gibi İsrail'in sürdüğü, sürgüne gönderdiği Filistinliler daha sürgünden önceki topraklarını, evlerini hatırlayan insanlarla dolu. Ve gittikleri yerde kesinlikle şey değiller yani. Daimi değiller. Bir gün gideceğiz diye. Bir yani gün tamamen döneceğiz. Tamamen kopmuş değiller. Öyle yani. Tabii. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunlar tabii biraz çok çok bilimsel şeyler değil de bir ağabeyle beraber Almanya'da dolaşıyoruz. O da gelmişti birlikte. İlginçtir. Ben başka şeyler soruyorum, konuşuyorum insanlara. O ne sordu biliyor musun? Evet azizim anlat bakayım. Rüyalarında neredesin? Rüyalarını genellikle nerede görüyorsun? Türkiye'de misin? Almanya'da mısın? Ondan sonra mezarın var mı burada? Mezarınız var mı? Yani kalıcı mısınız, dönücü müsünüz falan diye. Ve insanlar kolay kolay yeni yerleştiği yerlerde rüya görmezler. Yani rüyalarında kolay kolay böyle yani yeni geldikleri yerde hep köyde olurlar, memlekette olurlar. Yani bir gün oraya dönme şeysi vardır. Onun için biz buna da güveniyoruz. Yani amellerimizi Allah-u Teala zayi etmeyecek, birike birike. Yani düşünebiliyor musunuz? Belki söylediğimiz gibi kahrolsun diyoruz, bir şey olmuyor falan tamam da bu kahrolsunlar çoğaldığı zaman artık dünya izliyor bu kahrolsunları. Yani bu kahrolsunları izliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir yerde eğer bir cami önünde bir cuma sonrasında eğer bir yerde İsrail protesto ediliyor ve orada bir İsrail bayrağı yakılıyorsa mutlaka Amerikan bayrağı da yakılıyor. Bu da aslında biz belki biraz ham hayal veya avuntu gibi olur ama yani tamam bir yerde kabul ediyoruz. İsrail'in arkasında Amerika var. Avrupa var ama bu şu anlama da geliyor. Hani bir maçlarda hükmen galibiyet, hükmen mağlubiyet diye bir şey var değil mi? Evet. Şimdi eğer var ya birileri bize şey yapıyor veya kendi içimizde de bazen söylendiğimiz oluyor. Ya şu bir avuç İsrail'e bak ya. Şu bir avuç İsrail'in yaptığına bak ya. Şu kadar Arap, şu kadar İslam dünyası dura dura işte şu 7-8 milyonluk İsrail'in yaptığına bak bu bize ya tamam zor bir şey. Ama unutmayalım ki eğer biz İsrail'i yenersek, İslam dünyası, Müslümanlar ki özellikle Filistinliler ben açık konuşayım. Ben Filistinlilerin bizzat kendisinin bu işi yapacağına bir gün inanıyorum. Öyle o çocuklar öyle yetişiyor Allah'ın izniyle. O zaman yani aynen futbolda olduğu gibi, güreşte olduğu gibi yani mağlup olan kesinlikle İsrail değil, aynı zamanda Amerika'da hükmen mağlup olmuş sayılacak. Öyle değil mi hocam? Bilmiyorum. Amerika eğer, düşünebiliyor musunuz? Eğer İsrail'in burnu sürtülürse burada, İsrail işgal ettiği topraklardan def edilip kovulursa, yani siz der misiniz? İyi ya Müslümanlar da o 7-8 milyon küçücük İsrail devletin nihayet hakkından geldi mi diyeceğiz? Yoksa bütün dünyanın yani özellikle emperyalist dünyanın desteklediği bir güç orada. Yani eğer yani ringe İsrail ringe çıkmışsa eğer sadece 7-8 milyon adına İsrailli Yahudi adına çıkmamıştır. Kim adına çıkmıştır? Emperyalizm adına da oradadır. Zaten emperyalizmin buradaki başka bekçiliğini de. Ha bu zor olacak. Tabii böyle bir maçı diyelim almak zor olacak ama bu mukadderdir. Aynen o hırsız gibi yani
otomobil hırsızı gibi veya biz buna daha somut misalde kendisini diyelim, ev hırsızı. Yani bir İsrailli işgalciye, o yerleşimciler deniliyor değil mi? İşgalci yerleşimcilere varıp soracaksın. Yani sence burada ne kadar kalacaksın? Tamam, yıktın bu İsrailli zavalların evlerini, gasp ettin, yıktın dozerlerle ve yerine sen bu binayı yaptın. Ve tabii bir Filistinlinin evinden de çok da sağlam falan. Ha. Ama ne kadar kalacaksın? Yani düşünebiliyor musun? Allah'ın izniyle hırsız yani ve gasıp hep böyle tedirgin yaşar. Tedirgin yaşar ve İsrail tedirgindir. İsrail bu anlamda tedirgindir. Ve bir gün biliyor geçici olduğunu ve oraların elinden alınacağını. Çünkü oraların hırsızıdır, gasıbıdır, çetecisidir, işgalcisidir. İsrailli sanırım ya Netanyahu olacak ya da başka bir artık onların adamı. Hiçbir Yahudi devleti tarihte 80 yıldan daha uzun yaşamadı. Biz de korkuyoruz. Hani bu 80 yıl şey korkusu varmış onlarda. Evet. Şehit Ahmet Yasin'in 2027 sanırım öyle bir şey var. Yani diyor 2027'ye kadar yıkılacak diyor İsrail. Evet. Şimdi korku tabii dediğiniz gibi sadece İsrail'de değil Amerika'da da var. Amerika'daki de daha çok ekonomik olarak. Evet. Yani özür dilerim. Amerika'nın yıkılması için Amerika'nın yerle bir olmasına gerek yok. Rusya'nın, Çin'in buradan füze fırlatmasına da gerek yok. Bir çöktü mü, o rakamın benim dediğim müşteri rakamının altına düştü mü, ya niye gidecek? Yani Türkiye'den giden bir iş adamı, bir zengin, bir profesör, bir kalp cerrahı bir hesap yapacak. Yani Amerika'nın yerle bir olmasına gerek yok Türkiye'ye dönmesi için. Bir rakam var, o rakamın altına düştü mü, ya ben eline kalem al, ben Türkiye'ye gitsem bundan daha iyi dediği an, öyle değil mi hocam? Yani Almanya'daki işçilerimiz bile bunun hesabını yapıyor. Yani eğer Avrupa krize girdiği an, Almanya krize girdiği an hemen bunun hesabını yapıyor. Mesela son aldığımız, biliyorsun son Avrupa Birliği'ne girdikten sonra işçilerimiz fazla para artıramaz oldular. Yani gerçekten giderleri de çoğaldı. Ve hesap yapmaya başladılar. Yani dediğim gibi Almanya'daki işçilerimizin buraya dönmesi için oranın çökmesine gerek yok. Bir rakam var, belirli bir o çıta var, bir barajın bir o suyunun düştüğü ne deniyor, o ölçü onun altına düştüğü an, yani eğer kafası dışarıda kalacaksa, balık gibi şey olacaksa, çekip gelecek. Ben böyle bir çöküşün daha şey olacağına inanıyorum. Yani ama tabii Rusya ile Sovyetlerle bir farkı var. Yani Sovyetler Amerika'da bir batıl sistem. Amerika'da, Sovyetler'de, komünizmde ama komünizmin bir başka dezavantajı insanın nefsine, fıtratına da aykırıydı. Yine Amerika'nın yaşadığı hayat insanın nefsine hoş gelen yönleri var da biraz ondan dolayı belki uzun sürüyor. Rusya'da, Rusya'nınki komünizmin, sosyalizmin yıkılışı hem batıl oluşu hem de sıradan insanların da kabullenemeyeceği bir baskı, bir zorbalık, bir diktatörlük olduğu için çabuk yıkıldı. Bu belki elbette onun gibi olmayabilir ama dediğim gibi bunun yıkılışı da oradan değil de başka yerden olacak bu şekilde. Evet. Şimdi Trump'ın son zamanlarda özellikle işte bir takım Çin'e işte vergiler getirmesi veya Çin'in bir takım firmalarıyla sanki açıktan savaşması, yani Huawei gibi işte cep telefonlarıyla hatta ülkelere baskı yaparak bu telefonu işte şey yapmamaya, yani sattırmamaya çalışması veya işte Apple gibi bir takım firmaları kurtarmaya çalışması, yani gerçekten o verdiğiniz örneğe tam oturuyor. Yani evet. Bu şirketin, bu Amerika denilen kocaman şirketin sürekli o hesapları kontrol etmesi, gözden geçirmesi gerekiyor ki evet. Her an şirket batabilir. Rakamlar çok önemli yani. Evet. O para durması lazım. Hatta şu anda belki aleyhine konuşuyoruz da hani hatırlarsanız yani rahmetli diyelim, rahmetli Faysal'ın bir şeyi vardı Amerikan tehdidine karşı. Yani ben yani petrolü keserim,
kuyuları yakarım ve bir hurma ile yaşamasını bilirim. Bu doğruydu yani. Bu doğru bir şeydi. Gerçi kendisine pahalıya mal olmuş olabilir ama yani aynen çadırımızı alıp Alanya'ya gitmemizi bir daha şey yaparım. Yani nedir? Bizim köyümüzde istediği kadar fırtına etsin, bilmem ne olsun, biz oradayız. Biz gitmeyiz. Biz orada yaşamayı öğrenmişiz, biliyoruz. Zaten çok 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 büyük beklentimiz yok. Fabrika kurmamışız, bir şey yapmamışız ama Amerika öyle değil. Amerika öyle değil ve Avrupa da öyle değil. Avrupa şu anda hayat standardını korumak için, yani dikkat edin, yani öylesine çırpınıyor ki bir taraftan ihtiyar nüfus, yani bir taraftan ne bileyim başka, ya aynen Çin baskısı oraya da var. Yani hatırladığım kadarıyla bundan 3-4 önceki şeyin kimidi Fransa Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini savunan Jacques Chirac mıydı? Herhalde. Oydu. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine he diyen, olumlu bakan ve bundan dolayı da kaybeden, dikkat edin, bundan dolayı da kaybeden kaybetmişti. Ve sebebini de sen niye destekliyorsun Türkiye'nin buraya girişini, herkes aleyhin dedi. Adam bunu daha sonra açıklayacağım dedi ve açıklamıştı. Açıkladığı da şuydu, çok ilginçtir. Öyle bir Uzak Doğu ve Çin geliyor ki üzerimize, siz farkında değilsiniz. Çin ve diğer Uzak Doğu bizim Avrupa'nın, bu dünyanın üzerine öyle bir gelişi var ki eğer Türkiye'yi içimize alırsak ecelimiz biraz daha uzayacak. Yani Türkiye de önleyemeyecek. Çin'in böyle silindir gibi, çığ gibi gelip, ama Türkiye kendisinin işte o zaman 60 milyon kendisi var. Bir 150-200-300 milyon da kendi o civa İslam ülkelerinde şey yaparsa bizim ecelimiz biraz uzar. Çin böyle geliyor. Yani topuyla, tüfeğiyle, şununla, bununla değil, yani geliyor gerçekten. Onun için dünyadaki savaşlar, belki yani biz İsrail'i bu anlamda yerle bir edecek şeyler olmayabilir, evet, ama... Yani dünyadaki şey, bundan sonraki güç dengeleri daha çok ekonomik olarak kendini hissettirecek. Tabii ekonomi de var. Ama siz silahı ekonomiden ayıramazsınız. Öyle değil mi hocam? Evet. Yani silah, hele hele silah sektör, bir sektörse ve bu devletin dışında da şirketlerin de silahları varsa, bu insanlar ne yapacaklar? Yani bu silahı satmak için turnuva düzenleyecekler. Yani mahalleler arasındaki, şehirler arasındaki veya şu bu kulüpler arasındaki futbol turnuvası gibi, bu adamın silahının satılması için savaşların bitmemesi lazım. Yani ekonomiyi silahtan da ayıramıyoruz. Ama bir gün biter mi? Biter Allah'ın izniyle. Veyahut da tamamen bitmesine gerek yok. Dediğim gibi o çıta indiği an, yani o işçileri orada barındıramaz hale geldiği an, yani diyelim ki bir otomobil firmasının iflas etmesi demek, yani fabrikanın yerle bir olması, depremle gitmesi, yangınla şey yapması da bir rakam var. Eğer orada 5000 işçi çalıştırıyorsa ve bu 5000 işçiden dolayı günde şu kadar otomobil üretip satması gerekiyorsa, yani başına büyük bir bela gelmesine gerek yok. O rakam belirli bir şeyin altına düştüğü zaman, kusura bakmam, yani depolarım yığıldı, stoklarım yığıldı ve ben işçi çalıştıramıyorum dediği an, ne işte bu, bunların yıkılışı böyle olur. Yani Müslüman kardeşlere şunu diyorum, kardeşlerimiz ki, yani korkmayın, bunlar zannettiğimiz gibi şey değil. Peki, bir araya gidelim. Aradan sonra o şeyi konuşalım. Yani korkmayalım. Peki ne yapalım? Onu konuşalım. Buradayız. Kısa bir ara. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Pergel'de Mehmet Göktaş hocamla İslam dünyasının durumu ve buna karşı Müslüman bireyin sorumlulukları ve Müslüman toplumların sorumluluklarını konuşuyoruz. Şimdi hocam az önce çok güzel bir örnek verdi. Amerika ve İsrail için hani onların yıkılışına dair neden ümit var olmalıyız ki yakın zamanda? Çünkü onların bir Amerika için bir tatil köyü
yani yerli olmadıklarını, dışarıdan orada toplandıklarını ve özellikle bir hayat standartları var, yüksek. Yüksek bir hayat standartları var. Evet. Düşmüyor. Düştüğün yıkılıyor. Bir şirket gibi, evet. Şirket gibi belli rakamların altına düştüğü an zaten iflas edecek. Şimdi bu Müslüman'daki ümidi artırıyor. Ya ha demek ki o zaman çok fazla abartmayalım, çok fazla korkmayalım veya gelecek adına daha şevkli, daha heyecanlı olalım gibi. Bu güzel. Şimdi az önce dediniz ki bizim protestolarımız, gerek camiler önündeki işte o tepkilerimiz, ferdi veya artık bir araya gelerek bir şey yaptığımız şeyler boşuna gitmiyor, boşa gitmiyor. Evet. Yani bunun mutlaka hem dünyanın gözünde bir karşılığı var, hem de bize yansıyan bir tarafı var. Şimdi dolayısıyla bunu bir anlık bir şey olarak düşünmeden, yani bunu kısa vadeli bir şey olarak değil, işte içine sabır da katarak uzun vadeli düşünmek gerekir dediniz. Ben öyle anladım. Evet. Şimdi peki, yani şimdi bireyin fert olarak biz biliyoruz ki yalnız başına şu anda yapacağı bir şey yok. Yani eğer bireyselleşmişsek zaten düşmana zaten yenilmişiz demektir. Evet. Yani birey fert olarak yaşamaya çalışıyorsak, evet, İslam'ı. Ha, bunu savunanlar var, o ayrı bir şey. Fakat gruplar içerisinde veya cemaatler içerisinde bireyin sorumluluğu, herhalde cümleyi böyle kurmak lazım. Evet. Şimdi yapmaya çalıştığımız işte ibadetler veya işte zikirler, fikirler neyse, bunlarda acaba bu duyarlılık, İslam ümmetiyle ilgili duyarlılık nereye denk geliyor tam olarak? Şimdi az önce siz hadis-i şerifi naklettiniz. Yani o Müslümanların dertleriyle dertlenmek. Yani nedir o dertlenmek deyince, yani dua mı etmektir? Yani dertlenmek veya işte hani komşumuzu mu düşünmektir, yakınımızdan mı var? Nedir o dert, nereye tekabül ediyor? Evet. Bunu ben ikiye ayırmak istiyorum. Birincisi en pasifinden başlayalım. Ama en pasifinde bile ciddi bir adım vardır. Nedir? Bu şöyle bir kimlik ibrazıdır. Allah'ım, ben senin son gönderdiğin peygambere iman eden ve o peygambere benim gibi iman eden herkesi kardeş kabul eden, onları seven, onları sevmeden cennete giremeyeceğine inanan birisiyim ya Rabbi diye Allah'a karşı böyle bir, yani itiraf veyahut da böyle bir telaffuzda bulunarak. Önce bir ikrar lazım. İkrar. Önce bir ikrar. Allah'ım ben buyum. Ben bu dünyada yaşıyorum. Evet, ben Anadolu'nun falan köyündeyim ama ben Muhammediyim sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyim ve o ümmetin içinde bir bireyim ve ona iman eden, benim gibi iman edenleri düşünüyorum, seviyorum, onlarla beraber olmam gerektiğine inanıyorum ve onların, yani bir takım dertleri, sıkıntıları varsa onları hissetmeye çalışan ben birisiyim. Onun için bu ikrarımı öncelikle kabul buyur. Ondan sonra ikrarın ardından dua gelecek, daha somut dualar gelecek. Ve bu somut dualarda biz şuna inanıyoruz. Yani Allah-u Teala birçok ayeti kerimesinde parça olarak Bismillahirrahmanirrahim اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيْءُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيْءُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Allah ihsan edenlerin, iman edenlerin ecirlerini asla zayi etmez buyuruyor Allah-u Teala. Bunun anlamı şudur. Evet, şu anda bizim bu ikrarımız ve bu anlamdaki duamız, yani eğer ulaşamasak da ya Rabbi ben şimdi şu anda güzelce soframın başındayım. Yiyeceğim, içeceğim, her şeyim tamam. Ama şu anda diyelim ki bir Myanmar'da, bir Filistin'de, bir Suriye'de, şurada burada, onları da düşünüyorum ya Rabbi. Ben ne yapabilirim? İşte şu kadarını ayırıyorum falan. Bunların ben birike birike gerçekten çok çok ciddi bir yere varacağına inanıyorum. Ta sohbetin başında dedik ya, o Che Guevara'nın portrelerinin yerine, yani başka değiştiğini, yani İslam'ın kurtuluş olduğunu gösteren yelekler, tişörtler giymeye başlaması herhalde
emperyalist için bir kaygıdır, bir endişedir bunun sonu nereye varacak diye herhalde. Bu duaların ben kesinlikle bir yere varacağına inanıyorum. Şimdi Allah katında zaman bizim gibi, Allah-u Teala sabırdır. Yani bizim gibi haşa kıyaslama değil de onun indinde zaman bir ayete göre 1000 yıl, bizim bir günümüz onun bizim 1000 yılımız onun bir günüdür, onun efendim şeysidir 50.000 yılıdır falan. Şimdi uzun şeyde baktığımız vadede, geriden baktığımız zaman fotoğrafın tamamına, biraz da uzaktan baktığımızda Allah-u Teala'nın bazı şeyleri zayi etmediğini görüyoruz. Belki bir dua, uzun vadeli dualara dikkat edelim. Ya Rabbi diyoruz. Yani gerçekten eğer samimi olarak bir anne bir baba durmadan evlatlarına dua ediyorsa, Ya Rabbi bizim evlatlarımızı bizden daha hayırlı eyle, ki ben bu duayı dilimden düşürmemeye ve kardeşlere de tavsiye ederim. Yani kızlarımız annelerinden daha iyi olsun Allah'ım. Evlatlarımızı babalarından, bizi de kendi babamızdan daha iyi eyle diye şey yapıyoruz. Ondan sonra aradan epey yıl geçtikten sonra söyleyin arkadaşlar. Söyleyin, bu dualarımız kabul oluyor, bak dikkat edin dedim bir gün. Niye? Evet, biz bir zamanlar, yani özellikle bayanlardan yola çıkalım. Biz bir zamanlar, evet, güzelce, tesettürlü, yani bayanlar bir araya gelirdi meydanlarda falan. Ama yine küçük görmekte de, tamam, imanı var, tesettürü var, ağzında bir Kur'an'ı var. Ama kız, onun kızı hoca hanım oldu. Onun kızı icazet aldı. Ondan sonra onun kızı da annesini beğenmeyecek. Yani beğenmeme dediğim, annesini az görecek. Yani diyelim ki annem şu ilimleri okudu ama şu ilimleri eksikti diyecek. İlim açısından, etkinlik açısından ve oraya doğru gidiyor. Evlatlarımız da böyle. Yani inanınız dün sadece, yani diyelim ki aktif insanlardık biz. Aktif insan, aktiftik, tamam. Ya Allah-u Teala bizlere, yani gençliğimizden beri bir aktivite vermiş. Biz bunun için koşturuyoruz, uğraşıyoruz. Protestolar yapıyoruz, sohbetler yapıyoruz. Ama Allah-u Teala şimdi bize öyle bir gençlik verdi ki, yani inanınız ben çok yerde sohbet edemiyorum. Yani niye? Benden fazla biliyorlar. Veyahut da evvelden diyelim ki hele müftülüğüm esnasında ben bilirim bazı yerlerde müftülük yaptım böyle. Yani millet ağlardı yani biz sohbet ederken, işte İbrahim Ethem'den başlardık, işte Abdülkadir Geylani'den falan. Milleti ağlatmak biraz kolaydı diyelim, geç o kötü niyetle değildi. Ama şimdi bir yerde Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur diye bir hadis yok. Hocam bir dakika diyor. Nerede bu hadis? Bir onu önce söyleyelim. Hatırlıyorsan söylüyorsun. Bu defa biliyor musun? Bu hadisi rivayet eden ravilerden falan çürük bir adam. O adamın hadisine güvenilmez. Falan öyle diyor. Allah Allah. Yani evvelden böyle bir şey yoktu ya. Evvelden güzelce biz konuşuyorduk. Kuzu kuzu dinliyordu herkes. Şimdi İtiraz ediyor. Bu şey değil, kötü anlamda değil. Yani iyiye doğru gidiyoruz. Ama bu dualarımızın neticesinde inşallah oraya doğru gidiyoruz. Dualar hiç kimse şey yapmasın. Yani biz dua ediyoruz da, yani Amerika'nın kahri için, İsrail'in, Yahudi'nin şunun bunun kahri için, Siyonizmin özellikle kahri için beddualar ediyoruz, gösteri yapıyoruz da bir yere varmıyor falan diye. Varıyor. Varıyor. Yani siz var ya, eğer İstanbul'da, Beyazıt'ta, yani şurada burada eğer bir gösteri yaptıysanız o gün İsrail'in uykusu kaçıyor, korkmayın. Neden? Yani hırsızlık şeysi elinden alınacak diye. Gidiyor o tarafa doğru ve bu gidecek. Ama bir de tabii biz sadece bunlara devam edelim demiyorum. Ankebut suresinin son ayeti kerimesini bilmiyorum. Çok yerde ben okuyorum. Buyuruyor ki zaten bu surenin, Ankebut suresinin başlangıcı çok ilginçtir. Yani bu sure, kardeşlerime bir daha yeniden gözden geçirmesini tavsiye ederim, bir daha bakmasını tavsiye ederim. Bu sure cihatla dolu olmamasına rağmen cihattan daha sert bir girişi var. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim. Ehasiben nasu en yutraku en yegulu ve amennâ ve hum la yuftenun. Yani iman ettik demekle salıverileceklerini mi zannediyorlar?
diye başlıyor. Çok sert bir girişi var gerçekten ve içinde de devam ediyor. Ve sonunda da söylediğim gibi kıtalden, cihattan, savaştan bahsetmediği halde hep mücahededen bahsediyor hocam. Bu çok önemli bir olay. Mücahede var orada. Hatta hemen arkasında ve men cahede fe innema yucahidü li nefsi. Kim mücahede ederse, ki bu mücahede de yani nefis de vardır, şeytan da vardır, özellikle zorluklar vardır. Daha orada dikkat ederseniz henüz karşımızda şey yok yani, bir savaş yok. Yani şey Ankebut suresinde karşı cephede kafir cephesi yok daha. Ama zorluklar var, güçlükler var. Anne baba var, bilmem yani kişiyi İslam'dan uzak tutacak, engelleyecek bir takım engeller var. İlginçtir. Surenin soru da sonu da aynen öyle bitiyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Bizim yolumuzda mücahede edenler var ya, biz onlara sebillerimizi, yollarımızı açtıkça açacağız ve iyi bilin ki Allah iyilik, ihsan yapanlarla beraberdir buyuruyor. Burada işi tefsire dökmek değil de muhterem hocam dikkat edersen, burada adım var yalnız. Yani adım, adım var. Bu adımı ben biraz daha şöyle anlatırım, bu misali çok veriyorum. Bizim hemen arkamızda Erciyes var. Erciyes de böyle dalga, siz de çıktınız. Yani dalga dalga tepeler var böyle. Büyük, çokça tepe var. Böyle gittikçe tırmanırız. Şimdi aşağıdan ilk baktığımızda belirli tepeler gözükür. Fakat bir tepeyi açtığımızda, vardığımızda daha başka tepeler. Çıktıkça başka başka tepeler, başka başka yerler gözükmeye başlar. Ben biraz ona benzetirim. Yani adım attıkça, bugün proteste yapıyoruz. Yarın başka bir şey yapıyoruz. Yarın yani ümmet olarak, vakıflar olarak, dernekler olarak, camialar olarak bir araya geliyoruz. Bugün başka bir şey yapıyoruz. Eğer yaparsak Allah bize ondan sonraki aşamayı gösteriyor. Onu demek istiyorum. Yani elbette bir insanın, bir Müslümanın hem birey olarak hem toplum olarak planla hareket etmesi güzel bir şeydir. Veya ta evvelden ta yol haritasını çizip ben şunu 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 yapacağım diye karar alması güzel bir şeydir. Ama şöyle yapmak da yanlış bir şey değildir. Hele şu tepeyi bir aşalım. Allah önümüzü açacaktır demek de bu da başka Kur'ani bir usuldür. Tamam, nihai hedefimiz budur. Nihai hedefimiz Allah'ın Resulü'nün buyurduğu gibi yani gelin la ilahe illallah deyin, Allah yani İran'ı size verecek, Allah Bizans'ı size verecek dediği gibi, bu nedir, bu nihai bir yani şey hedefidir, yani bir diyelim ki bir ümmetin, bir ordunun bir nihai hedefi gibi, ama ondan önce daha neler yapılacak, ama hele bunu bir yap da bak oraya doğru gidilecek. Sen şu hendeyi bir atlat, sen şu Hendek Savaşı'nda yani bu müşrikleri bir kovmaya çalış, diren, açlıkla, karnına taşı bağlı, yani arkadan Kureyze Yahudilerini hesabını gör, hendeğini kaz, ondan sonra hendeğe kaz da ondan sonra, yani Allah-u Teala şunu demiyor, siz oturun burada korkmayın, ben size İran'ı vereceğim, Bizans'ı vereceğim, yani şöyle olacak demiyor, hendeğe kazın, hendeğe kazanlar kazanacak orayı. Ve kazandılar da. Hatta bizzat o hendeğin içinde olanlar ağladılar İran'ın fethinde bulunduklarında. Yani Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın ordusunda bulunanlardan bir kısmı hendeğin kazmacılarıydı. Ve ağladılar. Ya Allah Allah. Ya bizzat Rabbimiz bize bunu gösterdi ve biz bunu yani atalarımızdan duymadı ya, bizzat kendi kulağımla duymuştum. Allah bunu gösterdi diye. Onun için söylediğim gibi şuraya dönüyorum. Tekrar korkmayın, varıyor. Yani Allah-u Teala attığımız her taşı bir yerde biriktiriyor. Gözyaşımızı da biriktiriyor, duamızı da biriktiriyor, adımlarımızı da biriktiriyor ve biz iyiye doğru gideceğiz. Hocam velev ki diyelim ki kazanamadık. Düşünebiliyor musunuz? Velev ki kazanamadık. Bir başka sohbette şunu şey yapmıştım, belki siz sormuyorsunuz. Yani de benim aklıma geliyor. Diyelim ki hurra, bizim buraya şu kadar Suriyeli mülteci geldi. Dikkat edin. Şimdi bu insanlar geldiler, işin başka yönünü bir tarafa bırakalım. Onların durumunu de Ensar durumunda olan, yani kendilerine
göçmen gelen insanları anlatayım. Şöyle bir ben fotoğraf görüyorum. Bu insanlar kim idi? Bu insanlar kim idi? Yani şu anda Türkiye'de bir mahalleyi düşünün. Bu mahallenin insanının profilini çizeyim size. Bunlar yani tamam ibadetleri yarım yanlış, alim değiller, hafız değiller, ciddi bir şey değiller ve cennete girme ihtimalleri yani inşallah gene o kadar bir şey yok yani. Yani elle tutulur bir şey. Fakat düşünülere Allah-u Teala dedi ki onlara adeta haşa Allah-u Teala adına konuşma değil de yani size bir fırsat veriyorum. Hani bazen birdenbire devlet bir şey açar, sınav açar. Yani işte şöyle 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 şu şey yapanlara şu şeyi vereceğim. Yani 6 ayda üniversite mezunu olma dönemleri falan vardı biliyor musunuz? Buna benzer. Yani aynen Allah-u Teala buyuruyor ki yani ey kulum sen böyle böyle bir insansın falan Anadolu'nun falan köyünde yaşayan Arapçası olmayan, alimliği olmayan, takvası çok çok üstün olmayan belki namaz kılan, kılman, o kıyıda dolaşan bir adamsın. Ve cennete gitsen bile yerinde, yanlış anlaşılmam belli. Ama ben sana bir fırsat tanıyorum. Ne? Ensar olma fırsatı tanıyorum. Ensar olma fırsatı tanıyorum diyor ve o gelenlere kucak açtırıyor. Düşünebilir adam birdenbire ya, yanlış anlamayın, basit bir adamdı. Sonra ensar oldu birdenbire. Ve ben başka bir dert şeyi de biliyorum. Bizzat bunları okumadım. Zaten siz de okumuyor görüyoruz. Bir başka şey söyleyeyim. Bu insanlar var ya durmadan nankörlük yapıp hayattan şikayet eden insanlardı. Yok işte fakir idik de şöyleydi de böyleydi de kıstı işte geçinemiyoruz da falan. Allah Allah. Suriyeliler gelince biz bunların kapısını çaldık. Kardeşler buyur. Gördünüz değil mi bak? Şu insanlara bak hele. Yani soğukta kaldılar. Çorbaları yok. Bilmem neler yok. Çocukların ayağında ayakkabı yok falan. O bizim nankör dediğimiz veya durmadan nankörlük yapan kadının evinden neler çıktı tam? Neler çıktı? Ne katalitikler, ne düdüklü tencereler, ne teflon tavalar, tencereler fazladan ha yani. Onlar geldi, neler verdi, neler. Yani hem verdi, hem ensar oldu, hem de düşüncesi de değişti. Düşünce yani bir üniversiteye gitmiş gibi olacağım. İnanın yani. Evet. Bir insan veya bir şeyhin dizinin dibine varıp orada nefis terbiyesi yapmış gibi, nefis tezkiyesi yapmış gibi yani öyle bir seviyeye yükseldi ki değişiverdi birdenbire. Karşımıza başka bir insan oldu. Evet. Onun için yani velev ki biz bir takım savaşları kaybetsek bile hocam. Bu kaybetmek midir bunun adı? Bunun adı kaybetmek değildir. Yani eğer ben diğer insanların, Müslümanların derdiyle dertleniyorsam, Suriyelilerden sonra bu defa Iraklılar geliyorsa, yani hep felaketler devam ediyorsa ve ben de bu konumdaysam, yani düşünün hele, ben kazanıyorum hocam. Ben kazanıyorum, benim kaybetme diye bir olayım yok yani. Eğer ben, Allah beni Müslümanların yardımı için koşuşturan bir şey yaptıysa, yani kişi yaptıysa, o kategoriye aldıysa, o sınıfa dahil etmişse, düşünebiliyor musunuz? Yani kıyamet günü kazananın, kaybedenin kim olduğunu orada göreceğiz biz. Yani şu tartışılabiliyor. Size bir soru sorayım ben. Bu ümmetin kurtuluşu nedir? Efendim herkesin güzelce evinin olması, elektriğinin olması, otomobilinin olması, şununun olması, bununun olması, efendim emekli maaşının olması falan fişman. Acaba, yani Allah'tan bela istemiyoruz da bu kurtuluş mudur? Yani bu mudur? Veya biraz daha yükselt onu, biraz daha efendim yolumuz çamur değil, her yer asfalttır. Bunlar görünüşte güzel şeylerdir ama zafer bu mudur? Kurtuluş bu mudur? Mesela ben bir Filistinli'ye şunu soruyorum. Veya evet Filistin bağımsız olsun. Yani gelsin oraya. Ama eğer sen sadece efendim Orta Doğu'daki bayraklara bir bayrak daha eklenecek. Ya 22-23 tane Orta Doğu'da bayrak var. Bir bayrak daha şey olacak, eklenecek. Ne olacak ondan sonra? Bir futbol takımı daha kurulacak. Bir şey daha olacak. Yani acaba yani size soruyorum. Yani bu mu? Yani
kurtuluş bu mudur? Yoksa yani haşa onları ajite ederek şey yapmak değil de yani biz Filistin'de yani olup biten her şeyden dolayı eğer İslam aleminin her yerine ben öyle görüyorum. Filistin var ya aslında İslam alemine pompalanan bir oksijen çadırı hocam. İman çadırı. Ondan dolayı yani ümmetin belki imanı ayakta duruyor. Biz Filistin'i izliyoruz, Mescid-i Aksa'yı izliyoruz. Orada bacılarımızın, annelerimizin, kızlarımızın o müthiş direnişini izleyerek ne yapıyoruz? Yani ya Allah Allah, iman bu ya, İslam bu ya, Müslüman olmak bu ya diyorsak, ha o zaman belki menfaatçılık ortaya çıkar ya, peki hep onlar mı şey olacak falan. Hayır, Allah-u Teala onlara da daha bize böyle bir mükafat verdiği gibi onlara da fazlasıyla mükafat verecek. Yani hocam, hayrın nerede olduğunu, kurtuluşun nerede olduğunu somut bir şekilde söyleyemezsiniz. Yani evet, elbet bugün toplumlar bir şeyler için yürüyüş yapabilirler, elde edebilirler, edemezler ama nedir? O mudur? Kurtuluş o mudur? Zafer o mudur? Yani bugün İslami dergilere bakıyorum, İslami konuşmalara bakıyorum. Yani bugün Müslümanların özellikle refah açısından geldiği seviyeden hiç de memnun olmayan, yani kanaatsizlik açısından değil, yok ha, biz evvelden daha iyiydik. Evvelki durumumuz daha iyiydi. Arabamız yokken biz daha iyiydik. Bu efendim doğal gazımız yokken biz daha iyiydik falan diyen veya buna benzer çok yani dünyevileştik diyen çok insan var, öyle değil mi? Onun için yani Filistin eğer dünyevileşme şeysinde eğer çıtayı öyle gösteriyorsa ya herkes dünyevileşti, dünyanın nimetlerini yiyor. Niye Filistinli kardeşlerimiz de yemiyor diye değil de nedir? İslam'ın izzeti için, Mescid-i Aksa'nın izzeti için, müminin izzeti için mücadele etmek ayrı bir olaydır. Evet. Şimdi aslında çok güzel gidiyor, bölmek de istemedim. Şöyle bir sünnetullah, yani Allah-u Teala'nın koymuş olduğu bir kanun. Ya kıyamete kadar şeytanla insan arasında bir çekişme olacak. Şimdi biz Amerika'nın yıkılmasından sonra artık düşmansız bir dünyadan söz etmiyoruz. Yani, değil mi? Yani Amerika yıkıldı diye Müslümanların bir mücadele edeceği bir şey ortadan kalkmayacak. Yine bir şey olacak. Yani, dolayısıyla düşmansız bir Müslüman veya mücadelesi olmayan bir Müslümanlık da yok. Yani bu evet. Şeye, vakıaya ters. Yani, evet. Dolayısıyla tamam, Amerika'nın yıkılması için mücadele veya işte dünyadaki artık zalim güçler, hegemonik neyse, bunların yıkılması için mücadele olacak ama bundan sonra düşman kalmayacak diye beklememek lazım. Öyle tabii. Düşman öyle. Devam edecek. Devam edecek. Düşman şimdi devam edecek. Tabii hep böyle olumsuz şeyleri konuşunca İşte İslam aleminin hep birbirleriyle kendi arasındaki çekişmeleri, mezhep ihtilafları vesaire, bütün bunlar sürekli gündemde olunca sanki kendi içimizde de çok parçalı bulutluyuz. Ya nasıl olacak soruları da peş peşe geliyor. Ama sizin de daha önce böyle bir ifadenizi hatırlıyorum. Yani şu anda İslam'ın yayılma hızı, yani bütün bu Her şeye rağmen geçmişe göre çok daha fazla. Çok daha fazla. İlginçtir. Çok ilginç, evet. Allah-u Teala bize şöyle bir şey sunuyor. Yani biz şartlanmışız. Niye? Biz fethe alışmışız, biliyor musun? Biz hep akıncılara, mücahitlere alışmışız. Yani Allah-u Teala adeta bize şöyle diyor. Bilmiyorum. Haşa Allah-u Teala adına konuşmak değil de. Yani evet, siz bombalanırsınız, siz işgal edilirsiniz, siz gasp edilirsiniz, sömürülürsünüz ama sizin dininiz yayılır. Sizin dininiz böyle de yayılır. Sizin dininiz sadece Tarık bin Ziyad'la, Fatih Sultan Mehmet'le, efendim Salahaddin Eyyubi'yle yayılmaz. Sizin dininiz böyle de yayılır. Hem ölürsünüz, hem zindanlara gidersiniz, hem yani hatta kafirler ta içinize gelir ama yine İslam yayılır. Niye? Çünkü ortada yani böyle iki dini birbiriyle tokuşturmak değil de ben şöyle bir dünyada şöyle bir zihniyet görmedim. Şöyle bir düşünen, hele hele İslam dünyasında şöyle bir adama hiç rastlamadım, okumadım. Ya bu batılılar ne üstün adamlar ya. Yani
şunlara bak, düğmeye basınca şöyle oluyor. Efendim şu uçak gemisi, şu nükleer, şu efendim şu şöyle bir böyle. O zaman bu adamlar doğru yolda. Onun için ben bunların dinine giriyorum diye bir adam duymadım ben. Evet. Biliyor musunuz? Ama işte bunlar Hazreti Ali Kerremallahu Veçen'in buyurduğu gibi el insanu abdül ihsan, insan iyiliğin kölesidir. Eğer inanın var ya, Amerika Orta Doğu'ya bu kadar bomba yağdırana kadar onlardan eğer biraz dolar yağdırsaydı, şey yapsaydı, hepimizin işi kötüydü ha. Hepimiz çok acayip daha. Yani evet. Daha önceden yani onun bombayla teslim almadan önce bizi başka şeylerle teslim aldı. Nitekim bir zamanlar süt tozuyla alıyordu. Evet. Öyle değil mi? Biz çocukken okullarda şey yapardık. Yani onun için hocam hayrın, yani bütün buraları biz hayırlı bir şekilde düşüneceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi Rusya'da ki İslam'ın en hızlı yayıldığı ülkelerden bir tanesi. İslam'ın yayılmasının nedeni işte orada bir takım davetçilerin anlatmasından ziyade veya işte hocaların vesaire evliliklermiş. Evlilikler. Evet. Şimdi özellikle o Tatar bölgelerinde Rus kadınları özellikle Müslümanları tercih ediyorlar. Yani Müslümanlarla evlenmek istiyorlar. Evet. Müslümanlarla evlenmenin de temel şartının yani Müslüman olmak olduğunu bile bile, evet, İslam'ın oradaki yayılma hızı en çok diyorlar bu şekilde yayılıyor. Ben bunu bu detayı bilmiyordum. Evet. Şimdi benzer bir şey Avrupa ülkelerinde de var. Yani Alman kadınların daha çok Müslüman, hatta Türkiye'den giden Müslümanlarla evlenmek istedikleri ki Müslüman olarak. Evet. Şimdi tabii her şeyi böyle yani rasyonel olmayan şeylerle açıklamak doğru olmayabilir ama Allah-u Teala'nın lütfu bilemediğimiz yerlerden, bilemediğim şekillerde geliyor. Şimdi bir taraftan da hocam, şimdi bazen ya Amerika böyle işte hastalıklar için ilaç üretecekse veya İsviçre veya diğer ülkeler, işte bizim elimize böyle cep telefonu vereceklerse, yapay zekadır vesaire bu tür teknolojilerle bize hizmet edeceklerse, acaba yıkılmasalar mı? Hani gibi böyle bir işin bir de böyle bir tenakuz tarafı da var mı? Yani hocam özür dilerim. Belki ya hocam deminden beri konuştuğun zıttını söylüyorsun diye belki bana siz de muhterem izleyenlerim de kızabilir ama eğer bir kıyaslama yaparsak yani onlardan dolayı değil de tabii onlar da bir hizmet. Onlar yani şu anda düşünebiliyor musunuz? İşte cep telefonumuz var. Tamam yani herkes şikayet ediyor da iyi kullanabilirsen, yani sen onu kullanabilirsen yani gerçekten müthiş bir olay. Yani nedir? Hemen takıldığım sureyi açıyorum, bakıyorum. Tefsiri de var, bilmem nesi de var. Buyur yani yaparsan hepsi var. Bunlar ayrı bir olay. Fakat hocam şimdi eğer bir medeniyetin kökeninde birazcık vahiy bulaşığı varsa, biliyor musun? Bu önemli bir olay. Bakın, dedim ya çelişkiye düşüyor gibi olmayalım da biz Amerika'ya, Avrupa'ya yani emperyalist oluşlarından dolayı yani Siyonizmi desteklediklerinden dolayı bir kinimiz, bir öfkemiz var. Yani üzerimize onların bombaları yağıyor. Ama bir şey söyleyeyim, bu bir aşağılık kompleksi değil. Yani buna rağmen kaçanımız yine o tarafa gidiyor, dikkat edin. Yani bu ülkeden giden insanlar, kaçan insanlar gidip oralara sığınıyorlar. Niye? Yani çünkü her yaptıkları %100 batıl değil. Her yaptıkları %100 yanlış değil. Yani bu çok önemli. Yani Avrupa, yani hani Avrupa'da rüya görüyor musun, rüyanda Almanya'da mısın falan, bunu hayırlı olarak sorduydu hocamız. Oradaki giden hocamız. Çünkü biz Allah'ın izniyle dünya şunu göstermiş ki her ne kadar biraz değişsek de Müslüman değişmiyor diye Avrupa not almış zaten. Bize düşmanlığı orada. Biz herkesi erittik. İçimize gelenler eridi. Yukarıdan gelenler yani tarih boyunca düşünün hele yani yukarı Avrupa, kuzey Avrupa nerede? Hep Orta Asya'dan gitti. Yani Bulgaristan'dı, Macaristan'dı, Moldova'ydı, Polonya'ydı. Bunların hepsi Türk. Asya'dan giden Türk veya o kökenli. Ne oldu? İslamsız gittikleri için
Müslüman olmadan önce oraya gittikleri için hepsi orada ne oldu? Eridi, bitti. Ama Müslüman olarak gidenler demir leblebi gibi hocam. Hiç ne kırılıyor ne bir şey. Her şeye rağmen. Onun için Allah'ın izniyle bu anlamda da korkmayın. Yani korkmayın. Ben bazen sözü çok uzatıyoruz da bir zamanlar şöyle bir moda vardı. Ya hocam ya bir araya gelelim de şöyle dindar insanlar güzel bir bina yapalım. Hep bizden olsun. Bizim düşünceden, bizim cemaattan veya tamamen hatta Adaban Bodrum'u da şey yapalım, mescit yapalım falan. Güzel, güzel düşünce. Ama bu var ya yani Mekke'ye aykırı. Mekke'ye aykırı. O senin dediğin gibi Kureyş zaten kendisi bizzat yapıyordu. Bütün Müslümanları bir araya topladı, sıkıştırdı. Yani öyle değil mi hocam? Ambargo koydu. He. Ama hepsini bir araya getirdi. Niye? Çünkü korkuyordu. Nasıl korkuyor? İşlerinde duran kendilerini döndürüyordu. Yani bugün, hani sözden söze geçiyoruz. Bir öğrenci geldi, hiç unutmuyorum. Yıllar önce çok sevgili bir kardeşimiz. Hocam dedi, Ankara'da okuyor. Üniversitede okuyor. Yurtta da kalıyor. Dedi hocam dedi, eğer dedi tanıdığın dedi dindar öğrencilerimizin, Müslüman kardeşlerimizin kaldığı bir öğrenci evi varsa ben öğrenci evine çıkmak istiyorum. Hayırdır, niye? Hocam ya yurtta ne bir namaz kılan var, ne bir şey var, hepsi zibidinin teki falan pişman. Şimdi arkadaş zehir gibi bir arkadaş, yok dedim ya. Çıkmayacaksın. Kesinlikle çıkmayacaksın. Ve orada direneceksin, devam edeceksin. Hocam 2 sene içinde yurdu kendine benzetti. Yani düşünelim, bizi bize bıraksalar yani şey yapacağız, hemen bir eve kaçacağız. Evet. Dindar eve kaçacağız. Şimdi Avrupa, ya görüyoruz, Avrupa bizden korkuyor. Neyden? Topumuzdan, tüfeğimizden de bu bizi kendisine benzetecek diye. Benzetir miyiz? Allah'ın izniyle benzetiriz. Benzetiriz. Yani öyle benzetiriz ki, yani bunun misalleri çok hocam. Ben bizzat şahit oldum. Yani o kadar şeyler ki, yani güzel örnekler var ki sizin böyle evlilik yoluyla olsun bilmem neyi falan. Yani düşünebiliyor musun? Bir kardeşimiz, yani hatta arkadaşla şakalaşırdık da, ya kapı komşusu, ya bir Alman kadın, ihtiyar, bir Alman, yaşlı bir Alman kadın, bu da onun kapı komşusu. Yani çoluğu yok, çocuğu, var da gelmiyor. Yani kadının torunları da var, çocukları da var ama ayak basmıyorlar, yemiyorlar. Bizim arkadaş da her gün işe giderken kapısını vuruyor. Bir şey istiyor musun benden? Bu kadar. Bir şey istiyor musun? O da istiyor, istemiyor falan ama düşünebiliyor musunuz? Ve bu daha da ileri gitti. Hocam bir gün bu bayan evde düşmüş, imdat imdat diye çağırıyormuş. Kapıda kilitli ama arkadaş kapıyı kırmış, girmiş. Gelse ki, içeri girse ki kadın yani kötü bir şekilde düşmüş, kalkamayacak bir şekilde. Boynu bir yere kısılmış. Bu bunu kaldırdı, bilmem ne yaptı, getirdi, tamam. Tedavi ettirdi, bitti. Hocam kadın imza attı, mirasım bunadır diye. Niye? Bu yani sadece göz açıklık değil. Hocam bizim elimizde gücümüz var, kuvvetimiz var. Biz sıcakkanlıyız, biz Müslümanız. Bunu siz az bir silah zannetmeyin. Bir Müslümanın imanını, sıcakkanlılığını böyle kucaklayıcılığını böyle basit bir şey güç olarak görmeyin. Allah'ın izniyle biz Avrupa'yı bu defa yani diyorum ya Viyana kuşatmasıyla almayacağız. Yani biz başka şekilde alacağız. Evet. Yani ben buna inanıyorum. Yani bu düşünce, bu kabul yani kişinin herhalde bütün kanaatlerini etkiliyor. Yani mesela ya Avrupa veya Amerika veya şu anki küresel güç işte bizim ahlakımızı, neslimizi ifsad etmeye çalışıyor. İşte şöyle şöyle politikalarla filan. O zaman biz buna karşı dik duralım gibi orada bir tedbir almaya sevk ediyor. O tabi buradaki ve, o tedbiri buradakilerin de alması lazım. Öyle bu ayrı, o tedbirimizi alırız. Ben evet. Şey yapmayalım demiyorum. Ama buna rağmen galip gelecek olan biziz hocam inşallah. İnşallah. Zaten onların gençleri kalmıyor ki bizi ahlaksızlaştırsın. Bittiler. Bir de öbür tarafta bir düşüş var. Yani, tabii hocam yani adam evlenmiyor. Yani öyle bir Avrupa öyle bir şey yaptı ki yani çocuk ayak bağı. Bir bayan için yani en hatta Türkiye'deki hastalık da bu işte. Bugün çocuk yapmama veya evlenmeme veya çok az yapma. Niye? Niye? Kadına en büyük özgürlük alanı diye sokağa gösterdiler. Ve evini hapishane olarak tarif ettiler. Bu da evinden çıkacak kadın. Tamam güzel de yalnız evde bir bebe var. Nasıl ondan sonra çıkamayacak. Ne yapacak? Ya onu kreşe verecek
Veyahut da artık o öyle yaptı ya, anam diyor, akılsızlık yaptı, ben çocuk da yapmayacağım diyor. Kız yani düşünele ve böyle böyle. Yani bizim büyüklerimiz gavurlara beddua ederken kökünüz kurusun, kökünüz kesilsin. Ki biz demeden kendiler köklerini kestiler. Evet, soyları kurudu ama ama onlar da aynı şeyi bu sefer bu tarafa ihraç ediyor. Bu tarafa şey yapıyor. Peki. Allah razı olsun hocam. Çok çok sağ olun, var olun. Çok hoş bir sohbetti. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Pergel'de konuğumuz Mehmet Göktaş hocamdı. İslam dünyasının durumu ve Müslüman bireye, topluma düşen sorumlulukları konuştuk. Gelecek bölümde farklı bir konu ve konukla buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.